İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Arden Şellefyan'ı anma. Muş'ta 15 günlük sükunetim ilan edildi. Nikol Paşinyan, Artsakh sorununda Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin yaklaşımı aynıdır. Suriye ordusu İdlib bölgesindeki Kabana şehrine saldırıya geçti. Rusya askeri polisi Suriye'nin kuzeyindeki iki doğrultuda devriye gerçekleştiriyor. 2050 yılında 300 milyon insan potansiyel sel mağduru olabilir. Ermeni van kedilerinin en eski ırkı bilim insanlarının hipotezini doğrulamaya yardımcı oldu. Arden Şellefyan'ı anma. Arden Şellefyan 1 Kasım Cuma günü ansızın aramızdan ayrıldı. Şellefyan 68 yaşındaydı. 25 Eylül 1951 tarihinde Batı Ermenistan'ın Muş ve Kayserili bir ailenin evladı olarak Konstantinopolis'te doğdu. Arden büyük bir yurtseverdi, her Ermeninin hayal edebileceği büyük bir abiydi. Arden en ufak koşullara dikkat eden parlak bir entelektüeldi. Büyük bir diplomat olan Arden, daima Batı Ermenistan'ın ve Ermenilerin hakkını tüm kurum ve devlet otoriteleri önünde savunmuştur. Arden, Ermenistan'ın Artsakh'ın tarihini ve Ermeni halkının kendi topraklarında yerli, otokton ve egemenlikleri ile ilgili haklarını yeniden elde etmesini öğretmeyi ve aktarmayı seviyordu. Tüm dünya Ermenileri, bütünsel olarak Ermenistan ve özellikle Batı Ermenistan kendi en büyük ve en güzel yıldızlarından birini kaybetti. Tanrı ruhunu korusun. Batı Ermenistan'ın Muş şehrinde 15 günlük sükunetim ilan ederek tüm faaliyetler yasaklandı. Sükunetim 4 Kasım'da uygulamaya kondu ve 18 Kasım'a kadar devam edecek. Bu karara göre şehirde her türlü toplantı, faaliyetler, gösteriler, yürüyüşler, halka açık okumalar, oturma eylemleri, açlık grevleri, imza toplamaları, broşür dağıtma, bayrak ve meşale alaylarıyla yürümek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı 3 Kasım'da gerçekleştirdiği Facebook'tan vatandaşlarla doğrudan görüşme sırasında Artsakh sorununda Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin yaklaşımının aynı olduğunu vurguladı. Başbakan Paşinyan, Artsakh sorunuyla ilgili Ermenistan ve Artsakh yönetiminin yaklaşımlarının aynı doğrultuda olduğunu ben açıkça söyleyebilirim. Bu yeteri kadar önemli bir kayıttır ve başka türlü de olamazdı. Bu konudaki spekülasyonlar gülüştür. Ben farklı konularda farklı yaklaşımlar olabileceğini söyledim. Ben sık sık Artsakh yetkilileri, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan ile görüşüyorum ve son günlerde böyle tartışmalar yaptık, dedi. Suriye Arap Ordusu Kabana şehrinin varoşlarına doğru saldırıya geçti. Kalatal Mudik adlı Twitter sayfasına göre, şehirde ağır topların kullanıldığı çatışmalar başladı. Suriye İnsan Hakları Gözleminin aktardığına göre Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları Al-Akrat Dağları'ndaki Tahrir Al-Şam ve Türkistan İslam Partisi'nin siperlerindeki cihadistleri aktif bir şekilde bombaladı. Şehir bu an itibariyle kurtarılmış değil. Bu zamana kadar çatışmalar devam ediyor, iki tarafta kayıp ve yaralılar hakkında konuşuyor. Suriye'de çatışan tarafları uzlaştıran Rus merkezi yöneticisi tüm general Yuri Borenkov'un açıklamasına göre Rusya askeri polisi Suriye sınırı boyunca devriyede bulunuyor. Devriyenin Suriye'nin kuzeyindeki iki doğrultuda gerçekleştiğini belirten tüm general Borenkov, Rus tarafı Hasaki eyaletinin Kamışlı, Deyruna Aga ile Halep eyaletinin Kobani, Şiyuh, Fukani doğrultularında devriyede bulunduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Klima Central kuruluşunun Nature Communications dergisinde yer alan habere göre 2050 yılında 300 milyon insan denizlerin seviyesinin artması nedeniyle oluşacak olan sel felaketine kurban gidebilir. Bu rakam daha önce ifade edilen rakamın 3 kat üstünde. Climat Central'dan Scott Kalpin'in timi iklim değişikliğini daha doğru tahmin eden bir model oluşturdular ve 30 yıllık kendi kötümser öngörülerini öne sürdüler. Uzmanlara göre doğal afetler Asya'nın 8 ülkesinde özellikle Çin, Bangladeş, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Tayland, Filipinler, Japonya'da insanların %70'ini etkileyecek.
potansiyel tehlikede olanların sayısı 300 milyona ulaşabilir. Araştırmacıların yazdığına göre bugün sera gazının salınımının kesin azaltılması halinde bile 20. yüzyılın sonunda dünya okyanuslarının seviyesi yaklaşık 50 santim yükselecek. Yüzyılda o 11-16 santim yükselmişti. En kötü senaryoya göre ise bu 2 metre yükselecek ve o zaman sel suları geniş alanları yutacak. Son bilimsel verilere göre kediler yaklaşık 11 yıl önce Orta Doğu'da evcilleşti. Bu evcil kedilerin ataları vahşi Libya kedileri. İlk sahipleri ise Mısır ve Levanten çiftlikleridir. Binlerce yıldır değişmeyen kedilerin ırksal çeşitleri bu hipotezi onaylamaktadır. Van kedileri benzer kedi ırklarındandır ve dünyanın en eski kedigiller cinsinden biri olarak tanınmaktadır. RIA Novosti Ajansı'na göre bunların DNT analizleri Ermeni platosundaki Van Gölü çevresinde birkaç bin yıl önce yerleşmiştir. Bunların genomlarında birçok mutasyon bulunmaktadır ve bunlar göl havzasında yaşamaya el vermiştir. Finli bilim insanlarının çalışma sonuçlarına göre Van kedileri insan ve hayvanlara karşı kendi cinsinden öteki kedilerden daha agresiftir. Onlar bir sahibin kedisi olarak kabul edilir ve davranış olarak köpeğe daha yakındır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Albert Vartanyan tarafından seslendirilen Hoy Nar Nar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.